Merhaba sevgili seyirciler. Peygamberler adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada stüdyomuzda bakmak istediğimiz konunun ismi vaatler. Bu konuda bize destek verecek sohbetimizde Tamer Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Önceki programlarımızda şunu gördük. Rab bizim dünyamızı yarattı ve bütün güzelliği verdi. Fakat Adem ile Havva'yı yarattıktan sonra onlarla sohbet etmeye başladı. Allah zaman geçirmeye başladı ve onlara kendisine nasıl bir Allah olduğunu açıkladı. Allah onlarla her gün gelip onlarla zaman geçirmekten mutluydu. Burada da görüyoruz ki Allah ne kadar yakından alakalı oluyordu kendi yaratığıyla. Fakat tekrar söyleyeceğim, evrende bir kötülük ortaya çıktı. O da Allah'ın tarafından tabii ki değildi. Şeytan Allah'a karşı gelmek niyetliydi ve bu şekilde de herkesine kötü olduğunu söylemeye çalışmaktaydı. Tabii ki o da bizim yeni yaratılmış olan dünyamıza da gelmiş oldu. Ve sonuçlar çok kötü oldu. Hep birlikte önceki konularımızda görmüş olduk. Adem ile Havva günah işlediler. Allah'ın arasında bir kopukluk oldu. Onlar ikisi itiraf edeceğine ne yaptılar? Birbirini suçlayarak sonuçta bu suçluluğu da Allah'a attılar. Ve şunu söylemek istiyorum ki, hatta şunu sormak istiyorum. Buna rağmen, her şeye rağmen Allah bu dünyamızda onları bırakmadı. Eğer bir aramızda bir insan gibi olsaydı davranış Allah'ın, çoktan kaldırmıştı o ilk çifti. Ama burada Allah'ın tekrar ne kadar merhametli olduğunu görmekteyiz. Allah ilk çifti bırakmıyor tek başına. Onlarla birlikte bir mücadeleye giriyor. Ve onlar günahı işledikten sonra onlara bir vaat sunuyor. Bunu da nerede bulmaktayız? Yaratılış kitabında 3. bölümde 14. ve 15. ayetlerde Rab ilk sözleri, ilk umudu verdiği kadına, erkeğe şöyleydi. Bunun üzerine Rab Allah'a ilana, bu yaptığından ötürü seninle kadını, onun soyuyla senin soyunun birbirine düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Burada şunu söylemek istiyor ki Allah günahı nefret ediyor günahtan. Günahtan kurtulmasını istiyor ve buna bir yol, çözüm buluyor. Neden? Çünkü günah Allah tarafından sevilmeyen bir şey ve bundan kurtulması lazım diye evreni. Çünkü Adem ile Havva biliyoruz ki ilk günahı tattıklarında nasıl kendilerini hissettiler? Saklandılar. Üzerinde Allah'ın bereketi, Allah'ın nuru kayboldu ve onu farkında oldukları zaman yanlış yaptığını anlamış oldular. Allah tabii ki biliyordu onların durumunu ama şunu görüyoruz ki günahla temas ettiği zaman biz de bulaşmış oluyoruz. Evet. Biliyorsunuz konumuz vaat. Yüce Allah kutsal kitapta, Allah'ın kelamında bir sürü vaatleri var. Evet. Ben saymadım ama uzmanlar saymışlar ve şunu tespit etmişler. Bazı vaatler şartlı vaatler oluyor. Yani evet. Yüce Allah diyor bu şartı yerine getirirsiniz, o zaman ben vaadimi, sözümü tutacağım. Bazı vaatler ise şartsız, yani koşulsuz. Ben bunu yapacağım diyor, vaat ediyor Yüce Allah. Ve tabii ki bizim hayatımızda da bazen öyle oluyor. Bir söz veriyoruz, değil mi? Evet. Bazen ise diyoruz ki ben, eğer sen bunu yaparsan o zaman ben de buna karşılık olarak, cevap olarak şunu yapacağım. Yani biz de aynı şekilde Yüce Allah yaptığı gibi bazı konularda şartlı vaatler oluyor. Bazı konularda ise koşulsuz direkt vaat ediyor. Evet. Ve genelde iki kişi evlenmek istediği zaman birisi diyelim ki erkek kıza evlenme teklifinde bulunuyor. Ve veya aralarında artık bir ciddi bir ilişki var. Ve erkek diyor ki tamam diyor. Ben seninle evleneceğim ama bekle ben askere gidip geleceğim. Değil mi? O zaman şartlı diyor. Tamam evleneceğim ama bir bekle diyor.
Karşılık istiyor. Karşılıklı, yani koşul burada söz konusu. Gidip vatani görevimi, askerlik görevimi yerine getireceğim, ondan sonra evleneceğiz. Peki buradaki vaatte, okuduğumuz ayette, sizin biraz önce okuduğunuz vaat ve ayet, ne diyebiliriz? Bu koşullu bir vaat mıydı, koşulsuz bir vaat mıydı? Burada aslında koşulsuz, çünkü insan bir günah işledi ve Adem'in Havva'yı ölmesi gerekiyordu. Allah'ın yasasına göre günah işlendiği için günahın bedeli ölümdü. Bundan dolayı onların ölmesi gerekiyordu. Fakat burada kadına diyor ki, senin soyundan birini gelecek bu dünyaya ve o seni tekrar geri çevirecek. Ve diyor ki, fakat aranızda biri olacak diyor, o yılan olacak. Sen onu diyor sürekli yezeceksin, o da senin topuğundan ısıracak. Yani bizi daima rahatsız edecek, rahat bırakmayacak. Ha bizi günaha çekmiş olacak. Biliyorsunuz ki 2000 yıl önce İsa Mesih, Efendimiz İsa Mesih bu dünyada yaşadı ve birçok vaatlerde bulundu. Ve vaatlerinden birisi de şöyleydi ki, eğer benim adımda bir şey Yüce Allah'tan, Yaratıcımızdan isterseniz, o zaman bunu alacağınıza emin olun, inanın. Evet. O verecektir diyor. Çünkü benim adımla, İsa Mesih'in adıyla Yüce Allah'tan dua ediyorsunuz. Bir olay anlatacağım. Biliyorsunuz ki bazen ülkelerde, farklı memleketlerde, diyarlarda kuraklık yaşıyorlar. Ve öyle durum geliyor ki yağmur hiç yağmıyor. Yağmur yağmayınca ne oluyor? Tabii ki hayvanlara su kalmıyor. Artı insanlar için de su olmuyor. Su çok önemli. Evet. Bilmiyorum, siz suyu seviyor musunuz? Çok. Değil mi? Su gerçekten çok önemli. Ve bir köyde aynı bu durumu yaşamışlar. Avrupa'da bir köyde. Ve oradaki bütün köy demişler ki, biz gideceğiz, dua edeceğiz. Yağmur duası edeceğiz. Tabii ki oradaki vaizle birlikte çıkacağız. Oradaki köy kenarına çıkacağız. Orada Yüce Allah'a elimizi yükseltip dua edeceğiz. Yağmur duası için. Bütün köy toplanıyor. Vaizle onlarla birlikte çıkıyorlar. Köyün kenarına gidiyorlar. Ve orada artık nasıl gerekiyorsa Allah'ın kelamına göre, kutsal kitaba göre Allah'a dua ediyorlar. Bütün köy dua ediyor. Yüce Allah'ım diyorlar. Lütfen sen bizi esirge, bize merhamet göster. Bize lütfen yağmur gönder. Görüyorsunuz bizim durumumuz. Sonuçta İsa Mesih'in vaadini yerine getiriyorlar. Diyorlar ki, biz İsa Mesih adıyla duamızı yapacağız. Ve sonunda diyorlar ki, bu duamızı Efendimiz İsa Mesih adıyla ediyoruz. Lütfen sen kabul eyle. Amin diyorlar. Ve daha elleri yukarıdayken başlıyor ufak ufak yağmur damlaları düşmeye. Tabii bulutlar geliyor çok hızlı bir şekilde ve yağmur yağmaya başlıyor. Bütün köy insanları, oradaki köy kenarında dua için toplanan insanlar sağanak yağmurun altında kalıyorlar. Sadece küçücük bir kız elinde çocuk şemsiyesini aldığı için o ıslanmıyor. Evet, Yüce Allah'ın vaatleri vardı. Evet. Bir sürü vaatleri. Ve bu vaatlerinden birisi de şu an okuduğumuz ayette geçiyor. Evet. Bakalım biz bu vaadi nasıl bakacağız? Ben de sizin gibi okumak istiyorum. Demek ki bu vaatte iki taraf var. Evet. Bu vaat iki tarafı da ilgilendiriyor. Nedir o? Bir taraftan Adem ve Havva'yı günaha düşmesi için sebebiyet veren ve olan iblis ve onun yandaşları, değil mi? Evet. Diğer taraftan ise kadın ve erkek çocuğu diyor, söylüyor ayette. Evet. Yani bu da insanları, bizi ilgilendiriyor. Bakalım ne diyor. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, bakalım ne diyor. Bu yaptığından ötürü senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Senin başını diyor, kim o ezecek diyor. Evet. Diğer taraftan da kadın ve erkek çocuğu için ne diyor? Kadının ve onun soyuyla ne diyor? Senin soyunu, yani yılanın soyunu. Evet, ezecek diyor. Yılanı ezecek ve onun soyu ne yapacak? Sonuçta başarılı olacak. Evet. Yani burada çok net bir
şey söyleniyor. Bir taraftan bir savaş var, bir mücadele var. Bir taraftan dediğimiz gibi iblis ve yandaşları, diğer taraftan ise kadın ve onun ondan gelen erkek çocuğu var ve bu erkek çocuğu yılının başını ezecek, yani zarar verecek. Sonuçta yenecek. Evet. Yani ezmek, yenmek demek. Evet. Değil mi? Böyle bir mücadele söz konusu. Bakalım bu vaat nasıl gerçekleşecek? Allah bugün insanı şeytandan kurtaracağını söylüyor. Hı hı. Yani biz bunu yaşadık, gerçekleşti. Zaten verildiği vaatte gibi, söz verildiği gibi İsa Mesih geldi ve şeytan sürekli savaş halinde onunla da mücadele etti. Ayrıca insanlarla her gün bizimle de savaşta bulunuyor. Habi bizi rahatsız ediyor, habi bizi günaha çekiyor. Ama ona rağmen bu vaatte şunu söyleniyordu ki gelecek biri ve biz nasıl günaha girdiysek bizi o günahtan kurtarma imkanı olacak. İşte bu burada da senin soyundan gelecek biri diyor ve onu ezecek, kaldıracak. Yani eğer İsa Mesih gelmemiş olsaydı, o vaat edilen çocuk gelmeseydi şu anda bizim başka bir yerde olmamız gerekiyordu. Yani biz sonsuza dek kaybolmamız gerekiyordu. Fakat İsa Mesih bizi o kadar seviyor ki bizi bu durumda yalnız bırakmıyor. Ve Allah sadece bizi değil, ayrıca kurtarıcı da bu dünyaya geliyor. Yani İsa Mesih bir bebek halinde geliyor. Ve biz onu tarihte baktığımız zaman kutsal kitapta şunu görmekteyiz. Şeytan ne kadar saldırdı. Ne kadar mücadele etti İsa Mesih zarar gelsin, ortadan kalksın daha ilk gün, doğduğu günlerden itibaren. Ve şunu görüyoruz ki Allah hiçbir zaman bırakmadı. Evet, şeytan hep saldırdı ama sonuçta o zaferi kaybetti. Yani durumu onun artık belli. Evet, gerçekten Yüce Allah Adem ve Havva'yı çok sevmiyor demek ki. Gerçekten çok sevmesi gerekiyor ki onlara bu işledikleri günahtan sonra bir kurtarıcı vaat etmesi. Onları hemen yok etmeyip, onların tövbe etmeyi için zaman tanıyıp ve onların soyundan bir kurtarıcı vaat etmesi. Yüce Allah'ın ne kadar çok insanları, Adem ve Havva'yı özellikle sevdiğini bir göstergesidir. Evet. Yaratıcımız koşulsuz sevgisiyle bize yaklaşıyor. Adem ve Havva'yı ve hepimizi seviyor. Vaat edilen kurtarıcı sadece Adem ve Havva için değil, bütün insanlar için. Dolayısıyla bu koşulsuz sevgisinden gelen ve kaynaklanan bu vaat gerçekten bizim için umut kaynağıdır. Evet, gerçekten öyledir. Sevgili seyirciler, sizinle birlikte gördük ki Rab bizi seviyor ve bize kurtarıcıyı gönderiyor, bunu vaat etti hem başta. Peki kutsal kitapta bu konuda, kurtarıcı konuda başka sözler var mıdır? Onu kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte görebiliriz.